Sani Tuna, Erdoğan'a bile kaybettirirler. Bunların Telebir adlı propagandist kanallarının genel yayın yönetmeni Merdan Yanardağ'ın Öcalan güzellemesi doğrusu beni hiç şaşırtmadı. Her şeyden evvel vaktiyle PKK'yı arkalayan tweetleri vardı. Daha önce de PKK yandaşı Özgür Gündem adlı gazetede yazı işleri müdürlüğü yapmıştı. Hülasa siyasi geçmişi Öcalan güzellemesi yapmasına gayet elverişli. Fakat biz düne değil bugüne bakarız. Yani bugün sağlam ve klas duran bir insanı dünü üzerinden itibarsızlaştırma alçaklığı bizden uzaktır. Mizan ölçü bellidir. Mesela hidayete eren hiçbir Müslüman geçmişte sen cahiliyedeydin diye mahkum edilmez. Gel gelelim bugünkü yazı yolculuğumuza konu olan olay günümüzde geçiyor. Muharrem nitelendirmesiyle Mangır Merdan'ın Öcalan güzellemesi düne değil bugüne ait. Öcalan'ın çok uzun süre içeride yattığını artık yeter modunda dile getirdikten sonra Öcalan'ın siyaseti doğru okuyan, doğru gören, doğru çözümleyen son derece zeki birisi olduğunu söylüyor. Muhterem hızını alamıyor. Öcalan'ın neredeyse filozofi ilan ediyor. CHP'li Özgür Özel'in kafadarı iş bu muhteremin zıpçıktı Öcalan güzellemesiyle mazisindeki PKK muhabbeti arasında uyum var. Uyumsuz olan şu. Muhterem hem Atatürk üzerinden önüne geleni kriminalize etmeye çalışıyor, hem de öcalan güzellemesi yapıyor. Yanlış anlaşılmasın. Marjinal fikirlere de çelişkilere de karşı değilim. Arzular şelale. İsteyen istediği gibi düşünüyor. Fiyakalı söyleyecek olursak, yasak düşünceler benim nezlimde yasak değildir. Düşünceye zincir vurulamaz. Yeter ki dürüst olsun. İmamoğlu misali Demirtaş üzerinden PKK'nın siyasi ayağına sinyal vermek yerine, söz konusu muhterem gibi direkt PKK önderliğine güzelleme yapmak en azından daha dürüstçe. Merdan Yanardağ'ın sorunu şu. Hem gündüz gözüyle Öcalan güzellemesi yapıyor, hem de resmi ideolojinin sürgündeki temsilcisi gibi hareket ediyor. Terör örgütüne mesafe koymaktan aciz halini görmüyor. Ama önüne geleni yaftalamayı kendine hak görebiliyor. Sırf CHP'yi desteklemediği için Muharrem iktidarın aparatı damgasını yapıştırıyor. Mehmet Ali Çelebi'ye düşkün, Metin Feyzoğlu'na dönek diyor. Seçimle iş başına gelen iktidara da faşizan ve gerici haftasını vuruyor. Elinde yetki olsun, laikli karşıtı eylemlerin odağı olmaları iddiasıyla AK Parti ve MHP'yi kapatır, İYİ Parti'yi de Tele e reklam vermeme suçundan müebbet hapse mahkum eder. Çok değişik biri. Çocukların Kur'an öğrenmelerinin, beyinlerinin kilitlenmesine neden olacağını söyleyecek kadar küstah. Yaşar Nabi'nin bir mısrayı bir millete şeref verecek şair dediği Necip Fazıl'a 5. sınıf şair diyecek kadar cahil. Sihalara bunlar planör, oyuncak uçak gibi düşünün. Yani bir uçak teknolojisi değil diyecek kadar da şaşkaloz. Sonra da diyor ki Kılıçdaroğlu neden kazanamıyor? Ulan bu değişikler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı desteklesin. O bile kazanamaz. Salih Tuna Mehmet Metiner Beyaz adamın şehirleri ve değerli yalnızlık. Şehir yoruyor, şehrin insanları da. Onca kalabalık, onca dağ dağ, onca girift ilişkiler. Çoğunlukla yüreksiz, varsa yoksa beden. Çıkara ayarlı ilişkilenmeler. Ruhsuz, her yer beton her şey betona dönüşmüş. Matematiğe indirgenmiş dostluklar. Hesabi. Hasbilik küsüp gitmiş. Hesabilik padişah olmuş. Hasbilik sürgün ve yalnız. Selamın günaydına dönüştüğü hatta günaydının bile çok görüldüğü beton mekanların yüreği yok, ruhu yok, huzuru yok. Şehirle beraber her şey betonlaşmış. Kaçacak yer mi yok? Sığınacak. Kaçtığın her yer, sığındığın her belde bir süre sonra şehirlerin istilasına uğruyor. Bir bakıyorsunuz orası da zamanla şehir olmuş. Şehirlilerin istilasına maruz kalmamış hiçbir yer kalmayacak bu gidişle. Tabiatın yüreğindeki o yeşil mantolu köyler bile şehre dönüşmeye başladı. Köyleri mahallelere dönüştürdük ne yazık ki şehrin bir parçasına. Köy kalmadı. Köyde kalanlar da şehirleşmeye başladı. Oysa köy önemli. Köy kültürü çok önemli. O kültürün içinde tutmasını bilmeliydik insanlarımızı. Köy içinde şehirleşmeden, istilacı şehir kültürünü oraya taşımadan köylerimizi o bakir tabiatıyla beraber cazibe merkezlerine dönüştürebilmeliydik. Köylülükle alay ettik, köylerimizi şehrin mahallelerine dönüştürdük. Ne oldu? Ne şehir şehre benzedi ne köy köyü. Köy kültürü kozmopolit şehir içinde asimile oldu. Oysa o kültür bizim kültürümüzdü. Şehir bizi bizden uzaklaştırıyor, değerlerimizi yalnızlaştırıyor, bizi bize yalnızlaştırıyor. Kendimizi içimiz olmaktan çıkartıyor, içi dışı farklı olan insan yığınlarına dönüştürüyor. Yüreğimizi söküp alıyor, sadece vücudumuzda duran bir et parçasına dönüştürüyor. Ruhumuzdan eser bırakmıyor, bizi biz olmaktan çıkartıyor, sadece bizi değil evlatlarımızı da başkalaştırıyor. Haydi köyümüze geri dönelim demiyorum desem de bu imkansız zaten. Köyümüzü şehre taşıyalı biri kültürümüzü de zamanla yitirdik. Bu halimizle köyümüze dönersek kendimize dönmüş olmayacağız.'' Şehir bizi kendine benzetti. Biz de döndüğümüzde köyü kendimize benzeteceğiz. Çünkü döndüğümüz köyü beğenmeyeceğiz. Köye beyaz adam gibi dönmüş olacağız. Beton adam, kibirli adam. Şehre uymak için nasıl ki şehirlilerin kültürünü özümseme gereği duyduysak, döndüğümüz köyü de şehirden getirdiklerimizle dönüştüreceğiz. Kültür giderek tek düzeleşiyor bu yüzden. Hayat tarzları, kendini zenci gibi hissedenler beyaz adam olmak için can atıyor. O yüzden beyaz adamın şehri kazanıyor. Beyaz adamın kültürü egemen oluyor. Beyaz adamın ilişkileri kazanıp yükselmek için tek geçer yol kabul ediliyor. Değerlerimiz giderek yalnızlaşıyor. Bedenen iktidar olsak bile yüreğimiz ve ruhumuz giderek bizden uzaklaşıyor. Beyaz adama dönüştükçe içinden çıktığımız kültürü sadece lafta savunan veya o kültürün sadece lafını eden bir yere savruluyoruz. Yüreğimiz ve ruhumuz bedenimizden kopuyor. Fiziken değil ama manen kopuyor. Yüreğimiz ve ruhumuz bedenimizin içinde yalnız kalıyor, üşüyor. Değerleri için yalnız kalmayı göze alanları küçümsememizin bir sebebi de bu. Onlara bizim gibi olamadıkları için kızmamızın bir sebebi de bu. Oysa biz, biz olmaktan çıktığımızı fark edemeyecek kadar beyazlaştık. Şimdi de hala kendileri gibi kalmak isteyenleri beyaz adam edasıyla sorgulama gereği duyuyoruz. Bu dünyada zencilere yer yok. Yani kendisi gibi kalmak isteyenlere, yani kendi değerleriyle kalmak isteyenlere. Zencilik bir deri meselesi olmaktan çoktan çıktı. Derisi siyah olanlar da beyaz adama dönüştü. Korkma ey beyaz adam. Sen ideolojinle, kültürünle ve hayat tarzınla dönüştürdün hepimizi. İktidarda zencilerin olması asıl iktidarın sende olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Senin yerine hala sana benzememek isteyenleri değiştirmeye çalışan bizler varız. Şehir senin, ülke senin. Önce şehirleri fethettin, kan dökmeden bizi kendine dönüştürerek, sonra köylerimizi şehre dönüştürerek yaptın bunu. Bize akıllıca sen yaptırdın. Bize akıl verenlerin aklı senin aklında çünkü. Hepimiz şehirli olduk, şehrin insanı olduk gururla. Şehre karşı mıyım, beyaz adamın şehrine karşıyım. Çünkü benim kültürüm orada mahpus. Beyaz adamın şehri bana ait değil, benim kültürüme ait değil.'' birkaç zamandan beridir kendimize ait değiliz. Kendimize gelelim ve kendimiz gibi olalım diyenlerse beyaz adamın gözünde cahil ve gerici, köylü. Beyaz adamın içimizden devşirdikleri de yani Aytmatov'un deyimiyle mankurtlaştırdıkları da öyle diyor. En üzücüsü mankurtları eleştirirken bile onları değerli görmemiz. Onları değerli katlara taşımamız. Nereden başladım, nereye geldim? Şehirden kaçış yok anlaşılan. Zihnimizde şehrin labirentleri ve kıvrımları gibi çetrefil karışık gittiğimiz her yer şehre dönüştürülmüş şehrin istilasına uğramamış tek bir yer kalmayacak bu gidişle sığındığımız her yer bir süre sonra terk ettiğimiz yere dönüşüyor sürekli göç edip duruyoruz kendi yüreğini kendi ruhunu kendi bedeninde tutmak isteyenlerin yerleşik hale gelebileceği bir köy bulunmazsa o yüreği ve ruhu şehirde yaşatacak yeni mahalleler inşa etmek şart Farklılıklara ve çeşitliliklere saygı, get dolaşmadan, hava güzel, deniz güzel, sabah ezanı üşüyen yüreğimizi ve ruhumuzu sımsıcak ısıtıyor. Namaz için camiye gelen bir avuç insanın dışında kimse yok. Sabaha kadar uyumayan şehirliler ne vakit uyanırlarsa artık. Boy boy cins cins köpekler. Sahildeki yürüyüş yolunun tek sakinleri bu saatte. Yürüyorum aklıma üşüşen bu düşüncelerle. Yürüyüşüme eşlik eden denizin sahile vuran dalgaları ritmik bir melodi ile huzur veriyor. Ve ben aklıma üşüşen bu düşünceleri ve bu duyguları daldan dala da olsa siz okurlarımla paylaşma gereği duyuyorum. Kabul ola. Kurban bayramınız da şimdiden kabul ola. Sürçü lisan ettiyse kafola. Mehmet Metiner